Kaspon, Ataşehir'de su deposu mevkiinde İçerenköy'de 300 metrekare çok güzel bir merkezimiz var. Genel merkezimiz orada. Bizim Kaspon'da 37 asil, 37 yedek olmak üzere 84 tane yönetimde arkadaşlarımız var. 8 tane denetleme kurulu üyemiz var. Denetleme kurulumuz var. Şimdi bu arkadaşlarla tabii ki deneyimli arkadaşları aldık biz. Federasyon başkanlarımızın bize 15 tane ilçe, il ve ilçe federasyonu bağlı Kaspon'a. Bu arkadaşlardan deneyimli arkadaşları sağ olsunlar federasyon başkanları bize verdi. Biz de bunları değerlendirdik, içinden seçip işte 37 tanesini asil, 37 tanesini yedek yönetimde almak üzere. Ama toplantılarda genelde biz hem asil hem yedekleri de davet ediyoruz. Toplantılarımızı öyle yapıyoruz. Kalabalık bir toplantı. Güzel de geçiyor. Güzel de yol aldık. Burayı bundan sonra ilk biz bir kahvaltı verdik. Ataşehir'de. Açılış da coşkulu oldu herhalde. Açılışı daha sonra yaptık. Bir kahvaltı verdik. Sağ olsun büyüklerimiz kahvaltıya katıldılar. Güzel bir kahvaltı verdik Ataşehir'de, otelde. Otel City'de verdik kahvaltıyı. Kahvaltıdan sonra genelde hep böyle dernekleri ziyaret ettik bu arada. Onun dışında açılışımızı yaptık Ataşehir'de. Bakanımızdan tutun da valimize kadar, sağ olsunlar Kastamonu valimiz, eski bakanımız Murat Paşa Eskioğlu, Kastamonu belediye başkanımız, sivil toplumlarda önde gelen siyasi partilerde önde gelen üst düzey bürokratlarımız çok güzel bir bürokrat katılımıyla açılışımızı yaptık. Ataşehir'de su deposunda tam Kaspon'un karşısında. Ben bu arada hem bakanımıza, hem valimize, belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, siyasi parti gelen temsilcilere, dernek başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza ben sonsuz teşekkür ediyorum halkımıza. Çok güzel bir açılış oldu. Ondan sonra da şimdi Allah nasip ederse 24 Temmuz Pazar günü sabah 24 Temmuz 2022 Pazar saat 10'da Eyüp Sultan Belediyesi'nin önderliğinde, yani onun katkılarıyla Eyüp Sultan Osmanlı Parkı'nda, Alibeyköy Osmanlı Parkı'nda saat 10'da yine dernek başkanlarımızla birlikte olacağız. Bunun da amacı şu, orada birlikte olmamız, hem birlikteliği sağlamak hem de sadece Kaspon'a bağlı dernekler değil, bütün İstanbul'daki 500'e yakın sivil toplum kuruluşu başkanlarını davet ettik buraya. İnşallah hepsini bekliyoruz o gün. Orada hem Kastamonu'nun geleceği hem de şimdi İstanbul'da her sene Kastamonu Memleket İl Tanıtım Günleri, yöresel günlerimizi Kaster Maltepe'de yapmıştı bu zamana kadar. Bu sene şöyle bir değişiklik oldu. Biz Kaspon olarak, Kastamonu Konfederasyonu olarak memleket günlerimizi Yenikapı'da 11 Ağustos, 14 Ağustos günleri arasında nasip olursa Yenikapı'da yapacağız. Bundan öncesi de bu kahvaltının amacı da o gün dernek başkanlarımızın tamamının duyulması, destek vermesi, birlikte hareket etmek, beraberliğimizi sağlamak amaçlı bir toplantımız olacak, kahvaltımız. Onun dışında da işte bu Yenikapı'daki günlerimizde ben tüm Kastamonlu olan, Kastamonu bayrağı altında duran 7'den 70'e herkesi oraya davet ediyorum. Bekliyorum. Birbirinden güzel sanatçılar olacak. Artı çok önemli bir gün 11 Ağustos. İşte Bozkurt Sel Felaketi adı altında o gün için biz mevlüt okutacağız. Yani İstanbul'daki hoca arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte büyük bir mevlüt okutacağız. Mevlütan yapacağız orada. Nasip olursa. Orada da ölmüşlerimizi yad edeceğiz. Yani çok güzel bir şey olacak orada. Onun için bütün hemşirelerimi bekliyorum. Yani orada bir Kastamonu
karnaval olsun. Bir Kastamonu birliğini orada gösterelim. Bütün vatandaşlarımızı, herkesi yani oraya davet ediyorum. Teşekkür ederim sevgili başkanım. İnşallah çok güzel olacak. Yani biz bunu ne için yapıyoruz? İstanbul gibi büyük bir metropolde Kastamonuların var olduğunu göstermek için yapıyoruz. Yani bunu Kastamonu, ya Kastamonu çok evliyalar şehri bir memleketimiz. Yani Şerif Abacı'nın doğduğu, büyüdüğü, Kastamonu'ya değer verdiği, katkı verdiği bir ecdadın evlatlarıyız biz. Yani bunun için var gücümüzle Kastamonu Konfederasyonu olarak yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte İnşallah bunu çok güzel bir şekilde sizlerin de desteğiyle yapacağımıza eminim. 2023-2024 seçim dönemine rast geldi bizim bu olayımız. Ben bu dönemde Kastamonu'yu layık olduğu yere siyasette gelmesini istiyorum ve gelecek inşallah. Burada hep birlikte işte tüm derneklerimizle, kaslarımızla, kasiyatımızla, vakfımızla inşallah hep birlikte hareket ederek ayrım yapmadan yolumuza devam edeceğiz. Herkese kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Hep saygılar sunuyorum.